Teknopro kanalından herkese merhaba dostlar. Bildiğiniz gibi bundan önce Mi 11 Lite almak için öne çıkan nedenlere değinmiştik. Bu videoda ise Mi 11 Lite'ın zayıf kaldığı noktalara değinip kimler Mi 11 Lite'ı tercih etmemeli bu konu hakkında konuşacağız. Dostlar videomuza geçmeden önce bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için alt taraftaki butondan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım. Şimdi ilk nedenimize başlayalım. Dostlar ilk olarak Mi 11 Lite'ın batarya performansından bahsedeceğim. Mi 11 Lite'da rakiplerine kıyasla daha küçük bir batarya bulunuyor. Burada 4250 miliamperlik bir bataryaya yer verilmiş. Hızlı şarj konusunda 33 W desteğini bulundurduğunu söyleyeyim. Ve bunun yanında kutu içeriğimizden de 33 W destekli adaptörümüz çıkıyor. Bu adaptörle birlikte telefonu 30 dakikada %50 oranında doldurabiliyorken sıfırdan yüze ise ortalama 1 saat 10 ila 15 dakika arasında doldurabiliyoruz. Hızlı şarj performansı olarak Mi 11 Lite gerçekten segmentinin en üst sıralarında yer aldığını söyleyebilirim. Ama batarya performansı olarak özellikle telefonu 90 Hz'de kullandığımızda bizi biraz üzebiliyor. Oyun oynamadan gündelik kullanımda 7 ila 8,5 saat arasında ekran süresi alabiliyoruz. Bu arada bu testleri telefonu karanlık modda kullanırken yaptığımızı söyleyeyim ve ekran parlaklığı da %20 ila %60 arasındaydı. Özellikle telefonu karanlık modda kullanmamız gerçekten önemli. Çünkü Mi 11 Lite'de AMOLED bir panel bulunduğu için siyah alanlardaki piksel tamamen kapatılıyor. Bu da batarya performansına olumlu yönde bir katkı yapıyor diyebilirim. Yani dostlar karanlık modda kullanmamıza rağmen 7-8 saat arasındaki ekran süreleri diğer orta segmentteki rakiplerinin gerisinde diyebilirim ama açıkçası bu kullanım senaryosunda benim bir günümü rahatlıkla çıkardığını söyleyebilirim. Ancak telefonu çok yoğun bir şekilde kullanıyorsanız akşam 8-9 gibi artık beni şarja tak diyecektir. Dostlar eğer gün içinde 2-3 saat oyun oynuyorsanız da bu sefer Mi 11 Lite'ın bataryası akşamı gö örmeden bitecektir. Açıkçası Mi 11 Lite'ın bu batarya performansı benim için gayet yeterli. Ancak söylediğim gibi gün içinde telefonla çok yoğun bir şekilde uğraşıyorsanız bir günü çıkarmakta zorlanacağınızı söyleyebilirim. Dostlar, şunu da belirtmeden batarya konusunu geçmeyelim. Mi 11 Lite alacaksanız MIUI 12.5.2 güncellemesini mutlaka yüklemenizi öneririm. Çünkü bu güncelleme ile birlikte batarya tarafında optimizasyonlar yapıldı ve sonrasında yeni gelecek güncellemelerle de bu batarya performansımız daha da artabilir. Şimdi İkinci nedenimize geçtiğimizde bu kez Mi 11 Lite'ın yalnızca yardımcı kameralarından bahsedeceğim. Çünkü ana kamera performansı olarak gerçekten fiyatının hakkını tam anlamıyla verdiğini söyleyebilirim. Yardımcı kameralarımızın teknik detaylarını hatırlarsak ikinci kameramız 8 megapiksel 119 derecelik ultra geniş açı lensi ve son olarak da 5 megapiksel f2.4 makro kameraya yer verilmiş. Bence ana kamera performansına kıyasla ultra geniş açı ve makro kamera olarak çok iyi bir performans alamıyoruz. Özellikle ultra geniş açılı çekimlerde fotoğrafların detaylarında bazen kayıp yaşayabiliyoruz. Gece çekimlerinde de grenlenme epey mevcut ve makro çekim kamerası da kötü diyemem ancak bu fiyatlara satılan Redmi Note 10 Pro makro kamera konusunda çok daha başarılı. Ancak video çekim kalitesi olarak Mi 11 Lite'ın sınıfının en üst sıralarında yer aldığını belirteyim. Note 10 Pro'dan bariz bir şekilde üstün olduğunu söyleyebiliriz. Yani dostlar eğer telefonda ultra geniş açılı fotoğraflar çekmeyi ve makro kamerayla biraz daha profesyonel düzeyde fotoğraflar çekmeyi düşünüyorsanız Mi 11 Lite bu konuda pek tatmin etmeyecektir. Şimdi üçüncü nedenimize bakarsak cihazımızın performansından bahsedeceğim. Mi 11 da 8 nanometre mimariyle Snapdragon 732G işlemcisine yer verilmiş ve bu işlemciye 6 ve 8 GB'lık iki farklı RAM seçeneği eşlik ediyor. Gündelik kullanımda Mi 11 Lite bizi kesinlikle üzmüyor. Gerek arayüz performansı olsun gerekse sosyal medya uygulamalarında gezinirken kesinlikle ne bir takılma ne de bir donma ile karşılaşmıyoruz. Ancak iş yüksek performans isteyen uygulamalara ve oyunlara gelince burada Mi 11 Lite beklentileri pek karşılamıyor diyebilirim. Özellikle PUBG gibi yüksek grafikli ve yüksek işlem gücü isteyen oyunlarda ekranımızın 90 Hz yenileme hızından maalesef yararlanamıyoruz. Zaten grafikleri de yükseltmeye kalktığımızda en fazla HD grafiklerde 30 FPS'de standart bir oyun deneyimi sunuyor. Eğer benim gibi çok fazla oyun oynamıyorsanız arada bir kafa dağıtmak için oyun oynamayı düşünüyorsanız bu durum bence pek bir eksi değil ancak telefonda ilk odağınız oyunsa ve oyunlarda yüksek akıcılıkta oynamak istiyorsanız Mi 11 Lite'ı kesinlikle önermem. Bu fiyatlara Poco X3 Pro'ya yönelmeniz daha mantıklı olacaktır. Ama tabii ki işlemci sadece oyunlarda değil telefonun genel olarak bütün yönlerine etkileyen en önemli faktör diyebiliriz. Bu yüzden eğer telefon alıp uzun yıllar kullanmayı düşünüyorsanız Mi 11 Lite'de bulunan orta segment işlemcisi ilerleyen senelerde uygulamalara gelecek olan güncellemelerle birlikte uygulamalar daha yüksek performansa ihtiyaç duyacak. Yani bu sebeple 2-3 yıl sonra bugüne kıyasla Mi 11 Lite uygulama açılışlarında ve uygulamaları kullanırken biraz daha hantallaşmaya başlayacak diyebilirim. Şimdi dördüncü nedenimize baktığımızda cihazın malzeme yapısından bahsedeceğim. Arka kapağımız cam, çerçevelerde ise maalesef metalik görünümlü plastik bir yapıyla karşılaşıyoruz. Elde tutuş hissiyatı olarak Mi 11 Lite bize kesinlikle ucuz kalitesiz bir malzemenin kullanıldığını hissettirmiyor ama yüksek kalitede dayanıklı bir yapısının olduğunu da söyleyemem. Yani orta düzeyde diyebilirim. Özellikle Mi 11 Lite'in arka kapağı çizilmelere çok müsait ve siyah rengini alırsanız da fazlasıyla parmak izi tutan bir yapısının olduğunu belirteyim. Dostlar Mi 11 Lite şu an için sınıfının en ince ve en hafif telefonlarından biri. Ama bu durumun bir eksi yönü var. O da darbelere karşı biraz daha dayanıksız olması. Bu durum özellikle telefonu arka cebinize koyup sert bir yere oturursanız telefonun başına bir şey gelme ihtimali yüksek. Bu yüzden telefonu tam anlamıyla koruyan güzel bir kılıfla kullanmanızı öneririm. Mi 11 Lite almamak için son nedenimize baktığımızda cihazımızın rakiplerine kıyasla biraz daha fazla ısınması diyebiliriz. Özellikle oyun oynadığımızda veya arka planda 2-3 uygulama açık olduğunda örneğin arka planda Spotify'dan müzik dinlerken aynı anda sosyal medya uygulamalarını kullandığımızda cihazımızın biraz fazla ısındığını söyleyebilirim. Dostlar cihazın anormal bir şekilde yüksek ısılara ulaştığını söyleyemem ancak Galaxy A52 veya Note 10 Pro kadar serin bir şekilde çalışmıyor. Açıkçası bu durum benim için büyük bir problem değil. Çünkü bu ısınma dediğim gibi yüksek seviyelerde olmadığı için cihazımızın performansında da herhangi bir iniş çıkış yaşatmıyor. Stabil bir şekilde kullanmaya devam edebiliyoruz. Evet dostlar bu videomuzda sizlerle birlikte Mi 11 Lite almamak için öne çıkan nedenlere değindik. Açıkçası ben bu sebeplere rağmen Mi 11 Lite'ı gönül rahatlığıyla tercih ederdim. Peki sizler Mi 11 Lite hakkında neler düşünüyorsunuz? Benimle görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı ve bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için alt taraftan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.